Onunla ilgili çıkan kararı da sizlerle paylaşacağız. Gerçekten önemli, emsal bir karar çıktı. Peki efendim, ilk olarak Nuray Çöpçü diyelim. 7 çocuk, 4 eş, 2 resmi nikah, 2 dini nikah ve nihayetinde göremediği 3 tane çocuğu, aslında 2 çocuğunu hiç göremiyor. 1 sene önce çocuklarını bırakıp evi terk etmiş. Peki Nuray mı hatalı, yoksa şartlar mı onu bu noktaya getirdi? Nuray'dan dinledikçe biz de değerlendireceğiz kendi aramızda efendim. Gerçeğin peşinde başlıyor. Çetrefilli ilişkiler yaşadı, çocukları annesiz kaldı. Nuray geçmiş hatalarından bin pişman. Evden kaçtığım için eşim çocuklarımı bana göstermiyor. Bebeğini hastanede bıraktı. Hastaneye aile geldi, evlatlık verdim. 3 çocuğunu neden göremiyor? Allah'ın izniyle size hemen kavuşacağım. Çok özledim sizi çocuklar, yavrularım. Nuray çocuklarına kavuşmak istiyor. Birazdan. Nuray, bize Bursa'dan geldin. Evet. Aslında olayların ilk yaşandığı yer Giresun, değil mi? Yani ilk eşin, onun vefat etmesi, 4 çocuğunun dünyaya gelmesi, bunlar Giresun'dayken yaşandı, evet, değil mi? Evet. Şimdi Nuray, 43 yaşındasın. Evet. Şu anda hakikaten bakıyorum, 4 tane eş sığdırmışsın. 2 tanesi dini nikahlı, 2 tanesi resmi nikahlı. Ama bakıyorum eşlerinden bir tanesi 60 yaşında. Bugün beraber olduğun adam 67 yaşında. Yani baktığım zaman hani acaba Nuray'da bir baba travması mı var? Ne oluyor demekten? Aile travması var bende. Var mı? Evet. Baban nasıl bir adamdı? Babam vefat etti. Babam çok iyi biriydi. Allah rahmet eylesin. Evet. Baba travması olmaması yok, lazım. Yok, baba değil, aile. Aile. Evet. Ailen seni dışladı mı? Dışlamadı da dışladı gibi bir şey. Hiç arkamda 4 tane yetimim oldu. Arkamda da kimse durmadı pek. Sadece annem durdu. Annen durdu ama sen 9 ve 10 yaşındaki 2 çocuğunun da sen arkasında durmadın. Şimdi, bir yıl önce çocukları bırakıp terk edip gittin. Başka kocaya gittin Nuray. Sadece bir yıl öncesi gitmedim. Ta öncelerden de gittim. Kadın konuk evlerinde de kaldım. Nuray, sen ilk evliliğini Metin'le yaptın. Metin Bey, Allah rahmet eylesin. Evet. Vefat etmiş. Kaç yaşında evlendin ilk? 17. 17 yaşında ilk evliliğini, evet, yaptın. Bugün 4 tane ondan çocuğun var. Evet. 22, 21, 20, evet, ve 18 yaşında. Evet. O vefat ettikten sonra bir 3 sene boşluk var. Evet. Hiç kimseyle bir beraberliğin yok. Yok. O 3 seneyi nasıl yaşadın? Çocukların yanında mıydı? Evet. Tek bir tanesine annem bakıyordu. Ne yaptın? O 3 sene nasıl yaşadın? Ne yedin, ne içtin? Vatandaşlara yardım ediyordu. Muhtar, valilik, kaymakamlık, bunlar yardım ediyordu. Hala Giresun'dasın, evet, o zaman. Evet. Sonra birdenbire ne oldu da 3 sene sonra Mehmet isimli 60 yaşındaki şahısla tanışıyorsun ve dini nikah yapıyorsunuz. Ondan da bir tane çocuğun oluyor. Evet. Şimdi dedin ya, annem bana bir tek biraz sahip çıktı, diğerleri çıkmadı. Sen bir yıl önce terk ettiğin eşin ve 2 çocuğunu bıraktın gittin zaten. Ama sen Nuray, anneni orada, ve aileni suçluyorsun ama bundan 16 sene önce hastanede bir kız bebek dünyaya getirdin ve 3 günlükken o çocuğu verdin gitti. Hem de hastanede. Kendi şeyimle değil, zor durumda olduğum için şey yaptım, verdim. Ama sonunda da pişman yedim. Pişman oldun. Evet. Nasıl oldu bu? Şimdi bu Mehmet denen kişiyle sen... O insan böyle şeyde zordaydım. Sokaklarda kaldım. Kiralarımı ödeyemedim. İşte ondan haliyle o biraz yardımcı oldu bana. Ama diyorsun ki ben 4 çocuğumla, bir tanesine annem baktı, 3 çocuğumla yardımlarla yaşıyordum diyorsun, evet, da. Ne oldu birdenbire sokakta kaldın? O 3 çocuğunu nereye koydun o zaman? Babaları da öldü ya. Çocuklarım yanımdaydı. Yanında sokakta mı kaldınız? Sokakta kalmadım da böyle kiramı ödeyemedim işte. Yani. Bir şeye ihtiyacım olsa
Hemen şey yapamıyordum. Yani bu 60 yaşındaki adam maddi durumu bayağı iyiydi, ben öyle anladım. Değil mi? Maddi durumu bu biraz size 60 yaşındaki ısındırdı. Adam en sonki. O Mehmet denen... Değil miydi o 60 yaşında? Yok. Ama onun şimdi, da 60 yaşında. Şimdi 60 yaşında. Ama yine de aralarında şu anda 17 yaş var. O zaman da hani iyi bir yaş farkı. Fakat bu adam sana nikah yapmıyor. Dini nikahla, resmi nikah yapmıyor. Dini nikahla yaşıyorsunuz. Hamile kalıyorsun. Bu adam katiyen bu çocuğu istemiyor. Hamile kaldın diye seni terk etmiş. Şimdi, en son bir ay kala terk etti gitti. Yani 8 aylık hamileyken evet. İstemiyorum bu çocuğumu dedi. Evet. En son da çocuk doğayandan sonra geldi ama bir ay sonra geldi. Çocuğu da aradı ama bulamadı. Ben telefon ettim ona doğum edecek vakti. Dedi benim dedi kimseye bir şeye ihtiyacım yok çocuğa çoluğa dedi. Zaten öteki eşinden de çocuğu yoğdu adamın. En son da çocuğu ben evlatlığa verenden sonra bu aramaya kalktı. Bu yıla kadar arıyordu yine arıyordu. Çocuğu. Şu anda yine arıyor. Çünkü hiç çocuğu olmadı bir daha. Evet, hiç çocuğu peki, olmadı. Peki bu adamla sen nerede tanıştın? Yani sokaklarda kaldık, 3 çocuklu yok, diyorsun. Yok, şöyle tanıştık. Kiramı ödeyemedim diyorsun. Arabaya ya. Arabaya ihtiyacım vardı. Kömür getirecektim. Kaymakamlığın verdiği kömürü. O zamanlar vatandaşın bir tanesi, tanıdıklardan birisi dedi ki ben sana araba yollayayım dedi. Böyle iyi niyetle. Oradan benim halimi gördüğü gibi dedi sen dedi kimin kimsen yok mu dedi. Var ya bu adam dedi. Arabayla gelen adam mı? Evet. Kömür taşımak için. Evet. Durumu iyi miydi peki? İyiydi. Peki 4 çocuğuna biri annendeydi ve sana aşağı yukarı mesela bir... çocuğumun bir tanesi en büyük kızım yatılı okuldaydı. Onu almaya gidiyorsam veya bir arabaya gece hasta olsam veya bir sorunum olsa veya bir çocuğum bir şey olsa geliyordu yanıma. Şey peki, yapıyordu. Niye resmi nikah yapmadı sana? Evliydi. Hala nikahlıydı. Evet. Ama sen... Ama eşi de biliyordu. Yani eşinin yaşadığı eve de gidiyordu. Senin evin beraber evet. Evinize evet. De geliyordu. En çok da benimle kalıyordu. Seninle kalıyordu ama çocuk istemiyordu. 8 aylık çocuğu istiyordu. Sondan biraz da benim ailemden çekindi de gelmedi benim yanıma çocuktan dolayı. Peki çocuğu dünyaya getirdin. Hastanede nasıl oldu? O çocuğu nasıl evlatlık verdin? Kime verdin? Çocuk doğdu. Dedim böyle böyle benim... Kime söyledin bunu? Hemşireye söyledim. Hemşire de dedi ki benim bir tanıdığım var ama dedi, ben de şahitlik yapamam sana dedi. Şimdilik dedi şey yapamam dedi. Sondan aile geldi. Aile geldiği gibi dedim ki tamam biliyorum dedim. Aileyle beraber gittik Nuhus dairesine. Nuhus dairesinden Nuhus kağıdını çıkarttı. Oradan arabaya bindi onlar gitti. Beni de başka arabaya verdiler. Ben de evime gittim. Bunun karşılığında para aldın mı? Yok bir dal bilezik verdiler onu da çaldırdım. Bilezik verdiler. Evet onu da çaldırdım. Nüfus dairesine niye seninle gittiler? Benimle gitmediler, kendileri gitti. Sen gittin mi yanlarında? Gitmedin. Ben gitmedim. Ben onların evinde bekledim. Sen nüfus kağıdını gördün mü bebeğim? Evet. Peki gerçekten de çocuğa Aleyna adını mı koydular? Evet. Bunu gözünle gördün mü? Evet. Onların adına mı kaydoldu? Evet. Yani sen doğum yaptın evet. Ama kendi doğum yapmış beyefendi gibi. Kendi eşi doğurmuş gibi, ya doğum etmiş ya, gibi kayıt normalde etti. Normalde hastanenin anında nüfus müdürlüğüne doğumu bildirmesi gerekir. Aynı anda iki doğum olmayacağına hastaneden, göre de savcılık... Hastaneden doğum belgesi verdiler. Ama senin adına senin, mı çıktı ama doğum anne belgesi? Adı Nuray evet. Ya. Olmaz. Hem bu çocuğun babasının dakika, adı da yazıyordu. Anne adı Nuray değil miydi? Sen efendim? Yapmadın mı? Yani çocuk senin değil mi? Benim. Doğumu sen yaptın. Benim. Peki Ahmet'le Ayşe'nin... Çocuğu olarak nüfusa kaydedildi. Ama hastanedeki doğum belgesinde Nuray şu kadar gramlık, şu kadar kiloluk bir erkek evet, çocuğu dünyaya getirmiştir diye doğum belgesi. Buraya da verdim ben çocuğun doğum belgelerini. Orada Nuray'a verirler. Hayır. O zaman şöyle olması lazım. Evlatlık alan kadının adı İncilay. Evet. Doğru mu? Evet. Aleyna adını sen gördün nüfus evet. Cüzdanında. Anne adı İncilay mı yazıyordu? Evet. Baba adı ne yazıyordu? Baba adını hiç hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun ama bu İncilay'ın kocasının adı yazıyordu. Doğru ya. Evet. Peki doğru. Sen hastanede doğum yaptın ya bir belge verdiler. Emin misin senin üzerine yazdığını onun? Belki de İncilay ve... Yok yok o çocuk doğacak vakti doğuma gittiğimde aile yoktu. Doğayandan 3 gün sonra geldiler. Ben hastaneden çıkarken geldi aile. Yani evraklarla oynanmış ya olabilir. Ya, başka türlü olmaz. Sadece bir avukata gittiler bir kağıt maalesef. Yazdılar. Bana getirdiler işte biz dediler bunu avukata yaptırdık.
tabii ki benim de sahipsizlik olduğum için, kendi başıma olduğum için dört tane çocuğuna uğraşıyordum. Evim de yandıydı benim o sıralarda. Zor durumdaydım. Mehmet de seni bırakıp gitmişti. Evet. Ve sen bu çocuğu aileye evlatlık verdin. Evet. Bu çocuk şimdi geldi 16 yaşına. Çocuğu verdiğim İncil ayda Keşap'tan... Bu olaylar Giresun'da mı yaşandı? Evet. Giresun'da. Mehmet de Giresun'daydı, evet. Yani. Peki o çocuk şimdi 16 yaşında. Aile nasıldı sence? Böyle varlıklı, okumuş, nasıl tiplerdi? Gayet ailesi, tüm arkadaş şeyleriyle geldiler. Gayet memurdu, öğretmen falan da gelenler de benim yanıma. Sen onların evinde mi bekledin? Çocuk Nusa geçene kadar o arkadaşının, onların arkadaşının evinde bekledim. Evinde bekledin. Ve bütün bunlar Giresun'da yaşandı. Evet. Aradan 16 sene geçti. Hep ne geldiyse de sahipsizliğimin başından geldi bana bu. Bu Bülent'ten de darbe gördüysem de eşim bana şiddet uyguladı. Ailem beni hep suçlu gördü. Tabii benim de vardır haksızlığım. Ama benim eşimle gayet iyiydim bir ara. Ama ailem beni hep suçlu buldu. Hangi konuda suçladılar seni? Şimdi eşim neydi, evde bunlara ağzına baktırıyordu. Ben suçlu düşüyordum. Eşim beni evde dövdü. Geldi kardeş, abilerim üzerime geldi. Ben hastanede bir ay yattım. Devam edeceğiz. Bu Mehmet'le tanışıp bu bebeği dünyaya getirdikten 2 sene sonra da Bülent'le tanışıyorsun. Evet. 2 tane resmi nikahı var. 2 tane çocuğu oluyor. Evet. Ya birine evlatlık vermişsin, artık bir dur çocuk yapma değil mi? Bir yapma yani. Yapacaksan da öbürüne yapsaydın analık. Neyse, oradan da 2 tane çocuk var. 1 sene önce de 2 çocuğu da bırakıp evden çıkıyorsun. Şu anda da 62 yaşındaki Süleyman'la berabersin. Devam edeceğiz efendim. Neden burada olduğunu birini biliyorsunuz zaten. Evlatlık verdiği kızını arıyor. Efendim, Nuray Çöpçü bize Bursa'dan geldi. Ama hayatının bir bölümü, ki en önemli ve belki de travmatik bölümü, Giresun'da yaşandı. Sen aslında Giresunlu musun? Evet, Giresun Esmiye'denim. İlk eşin Metin de Giresunlu muydu? Evet, komşu köylüm. 4 çocuğu oldu. Metin Bey vefat etti maalesef. Onunla iyi miydiniz? Yani evet, o hayatta evet. Olsaydı sen bugün bu acıları, bu yok, hataları... Öyle mi? Evet. Hasta mıydı? Kalp krizinden öldü dediler. Genç öldü o zaman. Evet. Kaç yaşındaydı? 30 yoktu herhalde. Yoktu. 30 yok. Benimle 9 yaş aramız vardı işte, 71 doğumluydu. Allah rahmet eylesin. Tamam. Ondan sonra hayatı değişti. Bir 3 sene 4 çocuğuyla beraber yaşam mücadelesi verdi. Sonra diyor ki hayat şartları bana çok zor geldi. Kiramı ödeyemez hale geldim. Çok sıkıntı çektim. 60 yaşında bir adamla, ya bugün 60 yaşında ama aralarında dediğim gibi 17 yaş fark Serap var. Serap Hanım, çok şeyler anlatacağım, geçmişlerimi de burada anlatmak istemiyorum. Sesimi keserseniz hepsini anlatacağım. Çok mu kötü şeyler yaşadın? Evet, çok kötü şeyler yaşadım. Burada anlatmak istemiyorum, yayında anlatmak istemiyorum. Yani anlatamayacağın şeyler mi? Hani yayın ilkeleri açısından, yoksa duyulmasın mı? Duyulmasın. Peki.